Murat telefonda. Murat'ın yanında olmak. Murat. Efendim abla. Doğuma gitmeyeceğim demişsin. Doğru abla. Neden? Gelmeyeceğim abla. Havvanur gelme dediği için mi? Gelme. Hastaneye de gelme, senin yüzünü görmek istemiyorum dedi hanımefendi bana. Yalan konuşmasın orada. Sadece babam gelmiyorsa sen de gelme dedim. Yüzünü babam görmek istemiyorum. Hayır, dedi. Başka babam bir şey söylemedim. Hayır, Kerman abla da vardı. Yürüdü. Ben o adama nasıl saygı göstereyim, elini öpeyim? Sen adam laflarınla dövdün zaten. Terbiyesizlik yap. Hiç ağzımı açmadım. Oturduğum yerde oturdum. Tabii tabii. Babam beni... Nerede? Burada mı? Abla orada yapmadı mı? Yok ya. Masanın üstüne cüzdan falan vurmadı mı? Hüviyeti attı. Hüviyeti masaya attı. Bak benim abla, kızım. Abla savunmayın abla. Neresi hürriyeti attı? Seni mi savunacak? Adamın ağzında 40 tane küfür, ondan sonra adamın ağzında 40 tane küfür. Dışarılarda da. Niye küfür etsin? Ben gene ağzımı açmadım. Niye? Tabii. Ben sadece Havanur beni dün ben bir şey denedim. Dedim herkes chat olarak, yayında chat olarak beni sevenler kalp atsın dedim. Beni sevenler. Havanur'da yayındaydı. Havanur'dan bir tane kalp gelmedi abla, kalp. Murat'cığım, Esef Bey senin üstüne dövüp, üstüne yürüyüp dövmeye kalkmadı. Sen adama ya dedin hayır ki abla, sen hastaneye, nerede görmediniz? Sen dedin ki sen hastaneye gidemezsin. Ben hadi git bakayım söyledim dedin adama, döndün böyle yaptın. Ama ben onu bilerek söyledim abla. Ben zaaflarını, ben Havanur'un tepkisiyle Esef abinin tepkisi ne olacak diye denedim ben onu. Oğlum sen kızın babasına diyorsun ki hadi git de göreyim diyorsun ya. Olur mu ama? Ben onların zaafını ne diyecekler diye. Ne oldu? Ben milletin içinde, toplum içerisinde bana bir tane seni seviyorum, aşkım, işte benim eşim, bana daha eşim demedi, eşim. Ha, bunlar bu ayrı benim konular. Eşim demedi. Ben 3 yıldır böyleyim zaten. Ama diyor evlendik eşim demiyor. Olabilir, diyor. Ben böyleyim. Ben 3 yıldır böyleyim. Türkiye Cumhuriyeti'nin üstüne benim nikahlı karım bana bir kez olsun eşim demedi. E sen niye evlendin o zaman bu çocukla? Madem kocam demeyeceksin de. Niye evlendin Havvanur? Baban haklı o zaman. Ben böyleyim. Ben 3 yıldır böyleyim. Abla ben açık konuşuyorum abla. Ben babamın lafını yöre eğdirmem. Anneminkini de eğdirmem ama benim anneme, babama, benim bacılarıma, ailesinden böyle tepkileri geldikten sonra, doğumdan sonra boşanırım abla ben. Güle açık güle, yolun açık olsun. Açık ve net. Bu saatten sonra herkes yoluna. Kimseye eyvallahım yok. Kimseye yalvaramam. Ben de yalvaramam. Tamam. Benim sesimi duyuyor musunuz? Evet duyuyoruz Kemal Bey. Murat. Bak. Terbiyesizlik yapmayın. İkinize de söylüyorum. Terbiyesizlik yapmayın. Aileleri bırakın. Şu aileleri bırakın. Bak akşam sabah çocuğunuz olacak. Siz daha hala orada laklak peşindesiniz ya. Ben yok baba boşanıyorum ben. Gideceğim. Bitti. Güle güle. Hayır. Bitti. Benim canımı sıkmayın. Hastaneye gidiyorsun. Havanur'un bir dakika yanında bırakmıyorsun. Gitmem. Beni kesecekler gene gitmem. Gitme de göreyim bakayım. Geliyorum. Ben geliyorum. Hadi gitmeyin de göreyim bakayım. Varırsa kralı görsün. Gitmem. Zerre kılımı kıpırdatmam. Zerre kılımı kıpırdatmam. Konuşma. Kılımı kıpırdatmam. Gelsin. Bunu zamanında düşünecektin lan. Annesi çok seviyormuş, babası çok seviyormuş, ablası çok seviyormuş. Gelsinler baksın. Karışma. Ben otelden de annesi babası şu anda senin konun o değil. Eşyalarımı topluyorum şimdi otelden. Ya kapatın şunu telefonunu ya. Ben şimdi eşyalarımı da topluyorum. Otelden de ayrılıyorum. Kapatın şunu telefonunu. Telefonumu da komple kapatıyorum. Kimse ulaşamaz bana. Güle güle. Allah'a emanetsiniz. Hadi görüşürüz. Ben telefonu kapatıyorum. Kimse de aramasın, sormasın beni. Kapat telefonu. Bu saatten sonra kimse ulaşmasın bana. Kimsenin sesini de duymak istemiyorum. Bunu zamanında... Oğlum kes sesini lan. Tamam hadi görüşürüz. Hadi. Zamanında düşüneceydin bunu. Ben dirken o düşüneceydin. Esef dirken düşüneceydin.